Flia için hemen malzeme listemizi sayıyorum. Tamam. 500 gram un, 1 litre su, 250 gram labne, 250 gram kıyma, 100 gram tereyağı, 100 gram sıvı yağ ve tabii ki tuz efendim. Tuzla taşlandırmış olacağız. Ay hakikaten bugün sarı sarı Serpil. Bugün çok bak güzel olmuş. Renklerin çok net ya, çok güzel. Sana bu antrasitler, griler. Maşallah. Evet, özel tasarım. Gerçekten teşekkür ediyorum Kübra'cığıma. Benim için özel tasarlamış sağ olsun. Bugüne yetişti bonemizle, boyunluğumuz falan böyle gömlek, etek. Değil mi? Şöyle göstereyim mi? Vallahi şöyle boydan göstereyim mi? Çok seviyorum giyinmeyi, ne yapayım? Bana küsmeyin, gücenmeyin. Yemek programı yapıp bu kadar ama süslü boşnak, bir kadın. Boşnak bayanları böyle süslü olur, kız havalı konuş, olur, güzel bak, olur. Evet. Bak, bak. Nasıl güzel, nasıl zarif. Ama zaten seni kabul ettiler böyle. Havalı kıyafetlerini soruyorlar ettiler, vallahi. Ettiler, vallahi sevdiler beni böyle. Ben de çok az seviyorum. Az kalsan şimdi gri renkleri mavi yapsaydın. Biraz havalardayım böyle yani. Boşnak ve Kosova bayrağı olurdu. Değil mi? Değil mi? Evet. Yani şimdi bak ben söylüyorum, siz bana inanmıyorsunuz efendim. Emine Hanım'a sorun, biz böyleyiz değil mi Emine evet, Hanım? Evet. Ya mutfakta da böyle, böyle yeni kabul gelin. Edin bizi. Evet, yeni gelinken şey yapıyoruz hatta, şalvarlarla ev geziyoruz ya. Düşünün mutfağa giriyoruz, kahve yapıyoruz, üstümüzde şalvarlar falan var yani. Evet. Seviyoruz giyinmeyi, süslenmeyi. İşleri bu hallederiz. Ondan var. Sonra en son o güzel kahveni koyduk. Un, su, tuz. Un, yani genelde su, Arnavutların tuz. Börekleri aynen. Böyle. Evet, bizim hı-hı. Boşnak böreğin hamurunda da un, su, tuz. Kavur kavur. Un, su, tuzumuzu aldık. Şöyle çırparak koy. Biraz daha un gerekecek mi? Yok, Emineciğim? Su gerekecek. Su mu gerekecek? Tamam. Yok, daha büyük ölçü yapmana gerek yok Emineciğim. Yok, biraz daha sıvı olacak. Birazcık sulu yapacağız. Bu nasıl bir börek olacak? Bu çok meşakkatlı bir börek. Hı-hı. Hani hakikaten odun ateşinde yapılırsa daha lezzetli ama artık bahçeli evler, işte artık köylerde şey kasaba oldu diyelim. Burada o şey hani artık açmadım burada. Genelde şey. Biberli şey, kaymak. Evet. Kurban olurum. Nasıl seviyorum ben bu biberli kaymağı. Taze ekmeği alacaksın ama şimdi yasak. Ben hocam yasakla da ekmek böreğin yanında ona olmazsa var olmaz. Ya, biz bak, long deriz. Bunun ben tarifini vereceğim size. Söz veriyorum, annemden alacağım, vereceğim. Bu çok güzel bir şey. Burada da verirsiniz zaten. Ama yapmamız tamam. Lazım. Biberi lazım, kaymağı tamam, lazım. Tamam, evet. Bir daha gene geldiğinde Ankara'da, Ankara'da yok maalesef. Nerede? Biberleri yok. İstanbul'da sen vardır. Yapalım. Siz çok şanslısınız. Yapacağım bunu. Evet, biberleri böyle bak istiyorsanız bütün biberleri dolduruyorsunuz. İsterseniz biberleri böyle parça parça doğrayıp koyuyorsunuz. Efsane bir yani lezzet. Şimdi biz un, su, tuzla şöyle krep hamuru gibi bir hamur yapmıştık. Onu ne yaptık efendim? Şöyle görmüş olduğunuz üzere hemen kolay şurada, akıtacağımız bu pasta malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Olmaz, özellikle kapaklarını değiştirdim. Böyle diye. Daha hoş gözüktü. Bunların içerisine aldık. Şimdi herhalde o şurada özellikle elektrikli fırın gelmişti. Onun içerisinde bu pişireceğiz arkada. Değil mi Emineciğim? Heh. Orada pişireceğim. Evet. Şimdi böreğe geçelim. Geçelim Emine. Evet. Aldım bak böyle birini sarı birini beyaz yaptım. Şimdi burada başlayacağız. Hani seyirciler demesin ki bak yapmış getirmiş. Burada başlayacağız. Başlangıcı her şeyini zaten hamurunu gördünüz. Sosu da anlatacağım. Sonra yarısını ben evde pişirdim. Çok güzel. Getirdim çünkü teknik hep aynı. Hani bu sefer siz sıkılırsınız. Heh. Ay bu kadın 4 saat hep aynı şey böyle. Siz sıkılmayın hani, diye Eminem evet. Evde yapmış getirmiş. Evet. Allah razı olsun. Çünkü normal mesela hani İlk bir sıra. İlk şifremizi alalım. Heh. Bir kat yapıyorum. Ondan sonra gidiyorum oynuyorum. Yemeğimi yapıyorum. Sizi izliyorum. Canımsın hadi başlayalım. Bir öyle. De şifreyi alalım ilk. Şöyle ne ilk şifremiz? Tereyağı. Geçmişi değiştirmez efendim. Hani yapamazdım kitabımız için. Geçmişi değiştirmez. Hem ekranda görüyorsunuz hem de ben şu an zikrettim efendim. Ne yaptık? Tepsimizi bir damla tereyağıyla zemin kısmı yağladık. Bunu böyle tutacak mıyım? Dikkat et, çok sıcak. Tamam, böyle koyduk. Şimdi gördüğünüz üzere doldurduğumuz o su, tuz ve undan oluşan bir hamur bu. Bu şekilde aralarda iki parmak mesafe boşluk bırakıp güneş gibi
sıkıyoruz hamurumuzu tepsiye. Gayet güzel gözüküyor. Evet. Şimdi bu üst sadece şöyle saçını anlatalım. Bu nedir Emine? Saç. Şöyle hani bu buradaki ısıtıcı. Hani gözüküyor değil mi? Görüyoruz. Hani evet. Işıktan pek şey yani kırmızı şey. Buhardan böyle paslanmış ama çok şey değil. Çünkü hepsi yani değmiyor, böreğe değmiyor. Evet. Sadece üstten bir köz olarak böyle şey pişiyor. Aa ne kadar hani, güzel. Odun ateşi gibi. Evet. Anladım. Evet. Çok güzel. Bu şekilde sıka sıka mı gideceğiz üstüne? Evet. Yani o zaman böyle, bu böyle yüzden, dursun. Hani hamurunda soğuk tuz, un. Orada devam edeceğiz. Tamam. İç harcını ne koyacağız harcı, Emine? İç harcı kaymak. Kaymak. Labne. Hani evet. Kosova'nın bir kaymağı var. O çok farklı ama burada bulunmuyor. Lezzeti farklı tabii yani köylerden hani bizim şey. Ama yine de bunu aynı tadı aynı veren labne oluyor. Burada da herhalde kaymak var böyle hani Bayrampaşa'da şey. Var var her yerde var kaymak. O yüzden hani tadı mükemmel olacak. Kaymak ve labne peynirini karıştırarak güzel bir iç harcı yaptık. Bizde kaymak çok kullanılır efendim. Yani bütün tariflerimizde yaptığımız boşnak böreğinin içinde bile kaymak kullanılır ki tat versin, hem lezzet versin. Ben kaymağı zaten çok seviyorum. Tabii kolesterole çok iyi gelmediğini biliyoruz ama zamanında da bizimkiler yemiş yemiş dedem 100 yaşına kadar yaşadı yani. Evet. Bence o çok fazla yediğimizden, içtiğimizden değil herhalde değil mi? Değil. Aynen öyle. Bu şu an sıcacık burada. Zeminde gördüğünüz gibi güneş gibi hamurumuzu sıktık. Şöyle şuradan böyle bir açayım. Evet, bakın. Bak buhar. Burada kendi buharıyla açmamak gerekiyor. Kendi buharıyla. Kaç dakikada bir Emine? Artık şeye göre. Hani açıp bakacağız. Tamam. O zaman biz başka tarife geçelim. Bu olmuş mudur? Şöyle bir kaldır. Biraz daha. Biraz daha. Emine dökeyim mi ben? Orada müzik gelsin. Oluyor mu? Bak şimdi şey orada. Dökeyim mi? Oldu mu? İlk kaymak. Hani şundan süreceğiz. Tamam sürüyorum. Bakın labne peyniri ve kaymağı şöyle aldık. Allah'ım kendi yağıyla eriyor. Şunları hemen alalım Serpil Kök. Aman Allah'ım. Var ya. Serpil şu kapağı bari. O kapak bir ağır ki dur. Dur bir dakika. Hala. Sen bırak bana. Tuttum. Ağır mağır ama tuttum. Hem bir elimle tuttum hem bir elimle yaptım. Nermin o kaymağı idareli kullan. Yok abi benim elim bol kepçe. Vallahi bitirdim. Nermin'in enfes mutlu. Allah. Çok mu oldu? Fazlasını al. Ay bitirdi. Almam bol bol olacak. Kolesterol. Döküyorum Emine. Evet. Güneş gibi. Hadi. Evet. Emine bu çok güzel bir şey ya. Şöyle çevireyim sana. Heh. Desenler yap Nermin. Sanatın şeyidir. Tamamdır. Kapat Serpil Kök. Böyle basit. Emine herkesin evinde bundan yok. Nasıl yapacağız? Şunu alsana sen. Ne yok? Bundan. Saç mı? Tavada ya, olur mu? Galiba tavada olmaz ama galiba şey Eminönü'nde falan satılıyor diye öyle duydum. Mi? Evet. Tamam. Eskiden Bursa'da bir Arnavut amcamız yapıyordu. Artık yapmıyor mu, vefat etti mi onu bilmiyorum. Ben Kosova'dan getiriyorum. Kosova'dan? Evet. Ben kendi böyle festivallerde çok kullandığım öyle için 2-3 tane şey yaptım. Süreyim mi kaymak? Vay Emine şovda, evet. Şovda biliyor Emine. Şovda biliyor Emine. Bu sefer biraz daha az. Biraz daha az tamam. Kenarlı elim şöyle. Elim boldur böyle benim Emine. Maşallah. Evet öyle olması lazım. Emine ben şu şeyi veriyorum. Bisküveli. Evet bir de cevizleri blenderden çekelim. Ben onları halledeceğim. Emine. Oh senin el lezzeti geçti ya tamam. Emine nedir bu güzellikler? Bunu şöyle. Yok bak. Bu sadece boş. Hani şöyle. Bak buraya geldi mi sıkıyorsun tamam mı? Ben biraz kolay yöntemle gittim Emine. Evet. Çünkü öyle hamur biter. Her taraf şey olur bak. Bu güneş... Daha hamur yapacağı da Emine. Daha dolu bu Emine. Evet dolu değil mi? Daha böyle devam edecek. Reklam arasında. Devam edecek. Dedim. Çok enteresan ama ilk defa görüyorum. Vallahi çok dikkatimi çektim. Bu böreğin böyle bir özelliği var şimdi. Mesela bunu yap. Arkadaşına mı gideceksin falan. Böyle işte tutacağım falan gerek yok. Bak şöyle. Alıyorsun. Aman Allah. Gidiyorsun böyle. Tamam. Tükürmüyor. Bak. Öyle mi gidiyorsun? Evet. Pikniğe böyle gidiyoruz.
Ne oluyor? Dökülmüyor mu? Dökülmüyor ki. Tükülmüyor dedin. Çok güzel dedin. Dökülmüyor. Dökülmüyor. Tükülmüyor. Bizim dilde böyle dönmez işte efendim. Arada bir beni de kızıyorsunuz ama. Kızıyorlar değil mi? Böreğe börek deriz. Yumuşak G var abi. Börek. Ha, börek. Börek. Yok, bir de öyle börek. Pite. Ha? Arnavutça pite. Pita. Pita. Evet. Pita. Kat kat hazırlamış olduğumuz muhteşem bir lezzet. Gördüğünüz üzere fliyay mıydı? Fliya. Fliyayı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Yöresel. Evet. Yöresel lezzetleri açıyoruz. Yöresel. Bu halı mı? Evet, kilim. Bunun üstüne mi koyacağız? Yanmaz mı? Yok. Yanmaz diyor. O zaman. Oh. Şöyle mi? Harika. Sunuma bakar mısınız efendim? Fliya yaptık. Evet, burada sunumumuz bile süslü diyor Yüksel, kokoş diyor. Evet, ne yapalım? Kokoş biz böyle mu dedi? Gördük anamızdan, babamızdan. Böyle gördük. Tatlı da böyle mi? Şey mi koyalım mı? Hani böyle kalsın diyorsunuz. Soğuçamıza girelim mi? Fliya yaptık. Tamam. Fliya, tamam. Fliya yaptık. Fliya börek. Hı hı. Yani yöresel Arnavutlu'nun yöresel böreği. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.